Merhaba arkadaşlar, ben Blue Bariton. Bugün birlikte Torchlight 2 oynayacağız arkadaşlar. Neden ikinci oynuyoruz, birinci oynamıyoruz arkadaşlar? Bir, bende yok ama bire şöyle bakmıştım, o da güzeldi. Ancak 2'yi bayağı bir beğenmiştim. Hatta ben bayağı da oynamıştım geçmişte. Sonra bir dönem sonra yine oynamıştım. Arkadaşlarla falan da takılmıştık biraz. Ama şimdi dedim madem kayıt yapacağım, o zaman kimseyi bekletmeyeyim. Şöyle başlayayım dedim ama var olan her şeyimi yok ederek başlayacağım arkadaşlar. Sıfırdan her şeyimi sildim. Asıl karakterimi sildim. Hiç karakterim yok. Şu an sıfırdan yeni bir oyuncu gibi başlayacağım. Şimdi karakter seçiyoruz arkadaşlar. Önce bir sınıf olarak belirleyeceğiz. Mesela şöyle bir büyücümüz var. Bakın şu halleri, tipleri çok güzel. Hayvanımızı birazdan belirleyeceğiz. Karakteri oluşturduktan sonra bir tane böyle hani bizim ninja, assassin ya da ne bileyim hırsız denilen karakter türleri oluyor oyunlarda. İşte bu da berserker, herhalde öfkeli bir karakter. Neyse, bu da o tarz bir şey. Çift elinde hani bıçak tarzı kullanan bir karakter. Bir diğerine baktığımızda bu da genelde çift el silah kullanan savaşçı tarzı bir karakter. Bunun da elinde bakın balyoz gibi bir şey var. Bu da mühendis. Bir de Outlander var. Bu da çift el ateşli silah kullanan, hatta isterseniz tek elde kullanabiliyor. Mesela pompalı alırsınız, çift elli tek silahla kullanabilirsiniz. Ya da her iki elinize tabanca tarzı alıp gibi. Ya da toplar var, elinizde taşıyabiliyorsunuz gibi kullanabiliyorsunuz. Bir de bayan karakterler var. Size onların tipini de göstereyim. Mesela bakın bu da Outlander'ın bayanı. Geriye doğru gidelim. Bu mühendisin bayanı. Ki bunların tipleri de değişiyor arkadaşlar burada. Renklerini falan, yani şekillerini değiştirebiliyorsunuz. Şöyle geriye doğru onları da gösterelim. Büyücü kızımız. Bu büyücülerin tipleri de çok tatlı olmuş gerçekten. Ben Outlander'la oynayacağım arkadaşlar ama erkek olacak. Şimdi bunun tipini belirleyelim. Yüzü 5 çeşitmiş mesela. 1 2 3 4 5. Ben 2'yi beğendim. Şimdi saç şekli şöyle bir bakayım. Düz iyiymiş. Saç rengini de şöyle beyaz yapacağım. Evet, böyle beyaz olsun. Karakterimizin ismi de uzun yazamıyorum herhalde ama bir bakalım yazılabiliyor mu? Evet, yazılabiliyormuş. Tamam, Blue Bariton olsun. Hayvanımızı belirliyoruz şimdi arkadaşlar. Bunların da kendi içinde türleri var. Mesela ben bu lamayı çok beğendim. Bakın mesela çok tatlı bir tipi var. Bu tek çeşitmiş tabi, rengi falan şekilleşmiyor ama çok tatlı maşallah. Sonra elimizde bir panter var. Bunun 3 çeşidi var. Şöyle bakın, kara bir panter, bir de böyle beyazı var. Bir de böyle mor. Bulldog 3 çeşit bu da. Normal bakın şöyle beyaz, bir de böyle alacalı falan. Onun dışında bir kedimiz var. Bu da 3 çeşitmiş. Bakın böyle beyazımsı. Ona artık neydi bu, sarman diyelim. Şu da kara kedimiz olsa. Ondan sonra bakın şöyle bir çeşit yaratık var. Bunun da iki rengi varmış. Şöyle kırmızımsı da var. Şu geyiği de çok seviyorum ben. Hatta bunu da kullanmıştım. Bu da tek çeşit. Bunu da hoşuma gidiyor. Bir bu lamayı, bir de bunu çok seviyorum. Devam edelim. Şöyle köpek çeşidimiz var. Süs köpeği gibi mi deniyor artık bunlara? Bir de şöyle rengi var, siyah beyaz. Sonra ferret denilen, bunlara ne deniyordu arkadaşlar, unuttum da. O tarz da var. Elimizde iki çeşidi var. Şöyle siyahlısı var. Hani gelinciye de benziyor biraz ama değil tabi, belli. Her neyse. Şöyle bir sanırım kartalımız var ya da şahin mi oluyor? Bunun da iki çeşidi var. Biri de şöyle klasik renkte var. Bir de karanlık böyle. Şöyle değişik bir yaratığımız var. Bu da tek çeşit böyle. İşte bakın bu gelinciye daha çok benziyor. Belki de gelincektir, hiç bilmiyorum. Tek çeşit. Bir de baykuş var böyle. Bunun da tek çeşit. Bakalım başka, bir panda var. Böyle bir de kurtumuz var. Kurt da güzel. Bunun rengi de vardı 3 çeşit. Şöyle bakın gri olanı var. Bir de şöyle. Bu da güzel gayet. Ben şu lamayı alayım diyorum. Seviyorum bunu. Tatlı bir şey maşallah. Boyu da minicik. Hoşuma gidiyor. Bunun ismini de ne verelim? Ne diyelim biz buna?
Hadi biz buna diyelim ki mavi olsun. Evet. Karakterimizi oluşturduk. Şimdi arkadaşlar buradaki zorluk seviyesi şu. Şimdi yeni başlayan oyunculara casual öneriliyor. Oyunu öğrenene kadar ki gerçekten giderek zorlaşıyor arkadaşlar. Normalde de başlayabilirsiniz. Yani ki karakterinizi geliştir. Diyelim ki en kolayda başladınız ya da normalde. Oyunu bitirdiğiniz zaman uzman moduna, elit moduna geçebilirsiniz diye biliyorum. Henüz geçmek nasip olmadı. Geçip daha zorlaştırabilirsiniz ama üstünüzde başınızdaki her şey sizde kalıyor diye biliyorum. O yüzden de oyun hala oynanabilirlik şansı veriyor ve de gerçekten zor arkadaşlar. Normalde bile belli bir yerlere gelince zorlanabilirsiniz ki uzmanı elitini düşünün artık. Ve de oyunda ilerledikçe, seviye atladıkça belli başlı nesneler ortaya çıkmaya başlıyor. O da ayrı bir güzellik katıyor. Biz normal başlayacağız. İsterseniz internet bağlantınızı şuradan kendinize bir sitesinden hesap açıyorsunuz. Sonra o hesapla giriş yapıyorsunuz. Sağ altta bakın login yazıyor. Ondan sonra isterseniz internet ortamından oynayabilirsiniz. Ben şimdilik tek kişilik oyun diye açtım. Bu şekilde başlıyoruz. Tek kişilik oyunda şöyle bir şey arkadaşlar. Siz haritaları temizleyince haritalar tekrar geldiğinizde temizlenmiş oluyor ama internet ortamından oynarsanız o kısımları yeniden yeniletebiliyorsunuz. Odayı oluştururken öyle seçenekler var. Evet, oyunun başında anlattıkları bir kısım var, video var. Size bunu da kısaca gösterelim. Ondan sonra da oyunumuza başlayalım. Aslında ses biraz gelip gidiyor. Ben burayı geçsem diyorum ama biraz daha bekleyin bakayım. Neyse, bu videoyu bu şekilde izleyelim. Ses biraz gelip gidiyor videoda. Nedenini bilmiyorum. Neyden kaynaklandığını bilmiyorum ama ilk videoyu olayı size göstermiş olalım. Bakın, eskiden de böyle büyücüler vesaireler, karakterler varmış. Böyle bir de kötü biri varmış. Ona karşı durmuşlar sanırım. Anladığım kadarıyla işte görüyorsunuz, bu savaşçılardı işte, yani büyücüydü vesaire, hepsi ona karşı savaşmışlar vakti zamanında. Ona karşı hep birlikte mücadele etmişler. Bakın, arkadan Outlander da ateş ediyor mesela. Büyücü buradan. İşte bu savaşçı dediğim engineer, mühendis bir taraftan. Hep birlikte mücadele vermişler. Ancak kötü karakter galip gelmiş. Sonrasında da işte olaylar nasıl olduysa bize geliyor da işte hikayeyi tam bilmek lazım. Ve hikayenin başına, oyunun başındaki kısma geçeceğiz şimdi. Evet, burada arkadaşlar karakterimizle buradan başlıyoruz. Şimdi şurası bizim haritamız, hatta şöyle yapabiliyoruz, haritayı önümüze taşıyabiliyoruz. Hatta onu bir dakika şöyle yapalım. Evet, şöyle. Evet, mesela bu küçük haritayı bastığınızda haritayı ortaya taşıyabiliyorsunuz, sola alabiliyorsunuz, sağa ve kaldırabiliyorsunuz. Şimdilik şurada dursun ve etrafa şimdi bakacağız. Burada oyundaki
Belki de ilk başta hoşunuza gitmeyecek tek şey, WASD tuşları gibi, ok tuşları gibi kullanamıyoruz. Mouse'un tuşuyla hareket ettirebiliyoruz. Bu benim için sadece bir eksi. Onun dışında oyun gerçekten güzel. Bunu da yapsalarmış biraz daha rahat bir kontrolüm olacaktı. Ama varsa ben görmediysem kimse de kusura bakmasın diyorum. Şimdi şurada bir görev var önüne. Bakalım ne diyor? Bir tam anlayamadım ama biz görevimizi alalım. Bize vereceği neymiş? 280 altın verecekmiş. 1400 deneyim puanı. Bir de şu 3 nesneden birini alabilirsin diyor ki biz Outlander'ız. Yani yay değil de şu tabanca bizim daha çok işimize yarar. Tabii ki değerlendireceğiz. Bu arada arkadaşlar bu oyundaki önemli özelliklerden biri bakın. Mesela şu tabancanın en altında kırmızı iki yer var. Birinde diyor ki requires level 3 or dexterity 22. Yani burada demek istiyor ki siz seviye 3'e ulaşırsanız bunu kullanabilirsiniz. Ya da çevikliğiniz 22'ye çıkarsa yine kullanabilirsiniz diyor. Yani tek bir şey sunmamış. Sen seviye 3 olunca kullanırsın demiyor. Çevikliğinizi direkt 22 yapmışsanız mesela yine kullanabiliyorsunuz ama sırf bir tane eşya kullanacağım diye bu karakteristik puanlarınızı boşa harcamanızı önermem. İyi düşünüp harcamak gerekir. Şurada bir de pompalı var. Bakın bu two handed yazıyor. Yani bu çift elli. Bunun bir elimize kullanabiliyoruz. Diğer elimize de başka bir tane tabanca alabiliyoruz. Tek elli. Yay da çift elliymiş isteyenler için. Tabii görevi tamamladığımızda olacak. Bu görevde bize diyor ki Esterian Enclave diye yer varmış. Oraya gidip oradaki büyük regent neyse onunla konuşmamızı istiyor. Tamam. Bakın bizim şey yanımızda geziyor. Hatta biz buna uzakta olan bir nesneyi şöyle shift'e basılı tıklarsak ya da kontrol müydü? Direkt o bizim için gidip alıyor. Şöyle bir etrafa bakayım. Şu taraflara bir bakalım. Tamam, buradan çıkıyoruz. Haritadan da zaten açılımlara bakabiliyoruz. Köprüyü geçeceğiz. Şimdi sağ tarafa önce bakacağım. Yavaş yavaş haritayı öyle açacağım. Şuralarda, şurada bakın bir düşman var. Hemen şöyle. Shift'e basılı ateş ederseniz durduğunuz yerde ateş ediyor. Onu da söyleyeyim. Mesela şurada durduğum yerden bakın istediğim yöne ateş ediyorum. Bunu da böyle kullanabiliyorsunuz. Şurada düşmanlar var. Ama bakın silahımın mesafesi yetmiyor. Demek ki daha iyi bir silah geçmem ya da karakteri geliştirmem lazım. Burada bir ölü var. Şunu bir vurabilirsem. Hayvana saldır demeyi unuttum. Agresif yapacağım hayvanı. Şuradan bakın artık her gördüğüne saldırıyor. Şunu bir araştıralım. Bakın onu da göstereceğim size. Ondan bakın mana iksiri çıktı ama şu düşmanı bir alalım. Mesela şurada bir altın var. Buna git al diyorum shift'e basılı. Bakın gidiyor. Şuna git diyorum mesela. Hayvana direkt o iksiri gitti aldı. Her yere sizin gitmeniz şart değil. Böyle de yapabiliyorsunuz. Şu tarafta bir şey var mı? Tamam, burası tıkandı. Şu tarafa devam. Sağa doğru. Açalım. Benim bu silah alma mesafesi kötü. Bunu bir an önce geliştirmeliyim. İyi mesafeli bir şey yapmalıyım. Şurada da bir düşman vardı. Şurada birileri daha var. Evet, güzel. Şunları da alalım hemen. Şunu da vurdum, harika. Şuraya biri geldi yanıma. İyi, seviye atladım. Başka bir şey burada yok. Bu arada şu altta gördüğünüz kısım siz savaştıkça doluyor. Doldukça da sizin işte gördüğünüz gibi atak hızınızı, kritik şansınızı, sıyrılma şansınızı ve büyü yaparsanız büyü etkisini arttırıyor ki bize başlangıçta bir tane büyü vermişler. Şunları bir topla diyelim hayvanımıza. Şunu da al. Sandığı açalım. Bu sıradan bir sandık. Bakın hiçbir ışığı, hiçbir şeyi yok. Olsun, neler çıkacak. Bir yay çıktı, bir de şunun ne olduğuna bakarız. Bazen arkadaşlar bunlarda tuzak olabiliyor. Bir bomba patlayabilir ya da başka bir şey çıkabilir. Büyülenmiş olabilir. Tuzak olduğunu nasıl anlayacaksınız? Siz bu sandığa tıkladığınızda bir anda trap diye bir ses geliyor. Tuzak diye yani. Hemen o sesi duyarsanız hemen hızlıca kaçmanız lazım ki onun etkisinde kalmayın. Bu arada karakter geliştirebiliyoruz. Kaç puanımız var? 5 puanımız var.
Şimdi ben karakterimi nasıl geliştireyim diye bakıyorum. Ne yapacağımı şu an karar veremedim ama bu karakter puanları bir beklesin. Gelecek bölümde ben bir karar verince bunları ona göre dağıtayım. Sizlere göstererek dağıtırım bir sonraki bölümde. Onun dışında bakayım, mesela şurada hayvanımızın durumuna bakıyoruz. Bakın burada tasmaları vesairesini takabiliyorsunuz. Ayrıca burası hayvanın envanteri. Burada bir şey varsa alabilirsiniz. Karakteristik kısım. Şurada genel istatistikler. Sağ elinizdeki, sol elinizdeki şu bu. Hepsine bakabilirsiniz. Burada da üstümüz başımızdakiler. Onun dışında şurada yeteneklerimiz, ki yetenekleri de açacağız. Hatta açık olanı da sileceğiz. Şunu istemiyorum çünkü. Bu arada silmek nasıl oluyor derseniz, şehire gittiğimizde sanırım son 3 tane verdiğiniz yetenek puanını silebiliyorsunuz. Yani oyunun başında bize 1 puan buna verilmiş. Bunu silebiliriz. Ya da diyelim ki siz oynadınız, 7 tane yetenek puanı dağıttınız. Son 3'ünü silebiliyorsunuz. Ona da dikkat etmeniz lazım. Sonra geriye dönüşü olmuyor 3'ten sonra eskimiş olanlara. Burası temiz olduğuna göre haritayı açmaya devam. Ve dediğim gibi arkadaşlar, internet hesabınızı açarsanız hesabınızla girin. Haritaları yeniden yenile derseniz tekrar buralara girip savaşabilirsiniz. Tabii siz güçlenince bunlar sizin için artık o kadar önemli olmayacak ama ganimet toplamak, altın kazanmak gibi işinize yarar. Çünkü oyunda büyülemeler var. İşte değişik bonuslar ekleyip çıkarmalar var. Bir sürü şey var yani. Altın gerekecek bol bol size. Şu tarafı açıp bakalım şimdi de sola doğru. Evet, şurada var, hemen şunları alalım. Arkamızda var, şunu da al. Güzel. Evet, temizle, harika. Başka bir şey şuralarda görünmüyor ve buradan devam. Şurada bir sandık var ama şurada düşmanlar var. Geliyor, gelsin bakayım. Hayvan oradan halletti gerçi de. Ateşe dikkat et. Şu altını da al. Heh, tamam. Şu sandığı açayım. Ben mesela bakın şimdi arkadaşlar. Tuzak varsa trap diye bağıracak. Yokmuş, iyi. Yeşil kalite bir yay bulduk. 4 altın, bir de asa bulduk. Hatta bunlara da bir bakalım ne kullanırız diye. Mesela asa kullanmayacağım, yay kullanmayacağım. Bu da şu tetikli yaylardan. Bir de asa varmış. Buradan organize derseniz sıralar sizin için. Bunların dördünü de satacağız. Şu gördüğünüz noktalar ne derseniz, bunlar soket arkadaşlar. Boş soket. Bunlara değerli taşlar takıp özellik katabiliyorsunuz. Şuradan bahsetmedim size. Şuraları gösterdim belki ama şurada görevlere bakıyorsunuz. Şurada da envanteriniz, eşya envanteri. Burası iksir ve parşömen envanteri. Burada büyüleriniz oluyor. Şu gördüğünüz boş dört kısma karaktere büyü ekleyebiliyorsunuz. Hayvanda da şu gördüğünüz dört kısma hayvana büyü ekleyebiliyorsunuz. O da bunları yapabiliyor. Burası da temiz olduğuna göre şu açık yoldan devam edeceğiz. Ama ben size şöyle haritayı da tekrar ortaya alıp göstereyim. Şuraları yaptık. Şuradan görevi aldık. Şu tarafı kapattık. Şuraya kadar geldik. Şöyle de üste al tekrar. Bu arada şu yıldız görevin devam ettiği yer. Devam edelim. Güzel. Temizleyelim. Temizleyelim. Hayvanı agresif yapmak avantajlı ama şunu da söyleyelim. Hayvanın gelişimi, yani seviyesi, karakterin seviyesini aşamıyor. Biz diyelim ki 10 seviyeyiz. O dilerse dünyayı burada temizlesin. Sizin seviyenizi geçemiyor. Yani kendinizi geliştirmediğiniz sürece hayvanınız geçmez. Şurada iki tane büyük yaratık var. Şunları da temizle. Güzel. Kayayı aç dedim. İksir çıktı. Sağlık iksiri. Şimdi buraya kadar geldik. Şu sağ tarafa doğru bir temizleyelim önce. Bakın buradan bir şey çıktı. Şunu vuralım. Güzel. Evet. Şurayı temizle, temizle, bir şey varsa bırakma. Buradan yukarı yol devam ediyor. Şu tarafa bakalım bir de. Geldiğimiz taraftan sol tarafa köprüyle bu tarafa da gidiyoruz. Hatta orayı kapatmışlar. Şöyle vuralım. Şunu da hallet. Güzel. Tamam. Köprüyü geçmeden şu taraflara bir bakayım.
Şurada da var. Şunları da halledelim. Şunları da alalım. Az önce yukarı çıkılan yer burası sanırım. O aşağıdan geldiler. Şunları vurabilirsem güzel. Sağlık iksiri var. Onu da alalım. Evet, şu aşağı şu kısma bakalım bir önce. Şurada sandık var ama şuradan bir şey çıkacak mı? İyi, buralarda temiz. Şu sandığı açalım. Güzel, botlar çıktı, altın falan. Şu tarafa bir bakayım. Şurada bir tane Şirine denen ne derler ona? Bir heykel tarzı bir şey var ama bunlar da bu monstrous diyor. Yani bu bir canavar çıkaracak. Onunla savaşacağız. Onunla savaşmadan önce şuraları bir temizleyelim. Buraya gelip savaşalım. Şuradan çıkacak mı bir şey çıktı. Evet, temizleme. Tamam. Burası da tamam olduğuna göre çıkaralım şunu. Savaşalım hemen. Belki güzel bir şeyler düşürürüz. Evet, dokundum ve evet, geldiler. Evet, şunları komple savaşalım. Değişik değişik şeyler geldi. Şuradan da iskeletler geldi. Çok güzel. Vuralım. Devam. Daha da çıkıyor. Zombi tarzı bir şeyler. Şuradan büyük bir balyoz gibi bir şey çıkmış. Çok da başka bir şey çıkmadı. Çok daha ciddi yaratıklar çıkar diye umuyordum. Neyse, burayı da temizlemiş olduk. Şu köprünün oradan devam edeceğiz o zaman. Geçmeden önce tabii ki yine biz bir bakalım bulduklarımıza. Şu balyoz. Ki biz balyozdan gitmiyoruz. Yine sırala dedim. Tamam. Yola devam köprüden. Şurada kayalara bakacağım ama etrafta bir şey var mı? Şunları bir temizle. Bakın içeride bir yaratıktan var yine. Şu kayaları aç. O yanımdaymış. Onu da temizle. Şuna yardıma gideyim. O burası kalabalıkmış. Adam yardım istiyor bakın. Bir askere saldırmışlar komple. Yardım edelim. Şunu alalım. Bir de canı mor olanlar arkadaşlar. Şu anlama geliyor. Onlar büyük boss. Yani mini boss gibi bir şey. Ya da boss da diyebilirsiniz. Şunları bir temizleyelim. Bu adam bize bir şey diyecek. Yardım istemişti. Yardım ettik ve yeşil oldu. Şu tarafa da bir bak da bir şey çıkacak mı diye. Şuradan kemikler çıktı. Devam yok. Şuralara bakalım sonra. Bakmamış olmayalım. Şurada bir şey var mı? Evet, şurada var. Şunları bir al. Tamam, güzel. Ya, o tarafa birazdan gideceğiz. Şu tarafa da bir bakalım. Başka bir şey. Karşıya yukarıya yol varmış ama yukarıya giden yol buradan değil. Şu adamla bir konuşalım. Hayatımı kurtardın diyor. Bize hediye vermek istiyor. Altın değil, deneyim yok, şöhret yok. Bize şu üç nesneden birini al diyor. Şöyle bir eldiven varmış. Bizim eldivenimiz yok ki kıyaslayamıyor o yüzden. Başlığımız da yok. Bir de hayvana tasma. Şimdi bakalım. Eğer arkadaşlar üçü de işinize yaramıyorsa en çok altın değeri yüksek olanı alırsanız satarken daha çok kazanırsınız. 7 can veriyormuş, 3 mana. Bir de hareketi var. 2 de fiziksel dayanıklılık. Bunda bir fiziksel dayanıklılık, bir de kendinden büyüden var. 2'ye bu şekilde veriyor, 3 mana. O zaman bu eldiven bundan iyi. Tasmaya bakalım. Hayvana bunu verirsek 10 fiziksel dayanıklılığı varmış. O zaman biz bunu alıp hayvana verelim. Tamam, teşekkür ederiz. 165'te şöhret geldi. Envanteri bir aç. Hayvana gelelim. Şu aldığımız şeye bakalım. Bir de şöyle kılıç falan çıkarmışız. Şu tasmayı sen tak bakayım. Evet. Fiziksel dayanıklılığını da 10 arttırdık. Şuradan görebilirsiniz. Şöyle çıkarayım hatta. Bakın 13 fiziksel dayanıklılığı varmış. Bunu da verince 23 oldu. Şunlar buza dayanıklılık, ateşe, elektriğe ve zehire. Benimkiler zaten 0 fiziksel 5'miş. Hayvan daha çok dayanıklı. Ve yolumuza devam. Evet, şurada da var bir grup. Şunları da temizleyelim hızlıca. Canımızı da takip etmek gerekiyor arkadaşlar. Şu soldaki kırmızı canım, alttaki, sağ alttaki mana. Şu büyüyü de gösterecektim size, onu göstermedim.
Şuraya atayım bakın büyüğü. Bakın bu bozmuş zaten. Büyüğü bunu attım ama şu şekilde evet oldu güzel. Büyük işe yaradı. Bakın burada altın parlayan bir sandık var. Şurada boss'u kestik ki ilk boss çok zor değil tabi mini boss sayılır. Altın şey sağlık iksiri, bir yeşil kalite kılıç, bir de altın anahtar bulduk. Bunları bir alalım. Altın anahtar alınca bu tarz nesneler arkadaşlar şurada görünüyor. Bir tane kilitli altın sandık var diyor ki şu aşağıda gördüğünüz kilitli altın sandık. Anahtarı düşürmeden açamıyoruz. Şunu söyleyeyim, mavi parlayan bir sandık var. O sandık bu altın görünümlü sandıktan daha değerli oluyormuş galiba. Ben oynadığımda da yine aşağı yukarı öyleydi ama olsun, insan böyle sandıklar kazanınca seviniyor. Haydi bakalım. Bol bol altın çıktı ve de şöyle mor kalite bir cleaver diye bir nesne çıktı. Şunları bir topla. Bir de şöyle bir nesne çıkmış. Hemen bakacağız. Şu yine böyle saplı bir bu da kılıçmış. Sadece yeşil kaliteymiş. Tamam. Güzel. Sadece hız özelliği var sanırım. Çünkü hız dedirmiş. Evet. Ama biz bildiğiniz gibi tabanca kullanıyoruz. Ateşli silah. Bu nadir bir baltaymış. Bunları satar. Bir de bakın böyle taşlar var arkadaşlar. Mesela bunu diyor ki zırhlarına veya trinket dedikleri sanırım malzemeler falan mı artık her neyse, onları kullanırsanız 8 ateşe karşı dayanıklılık verecekmiş. Silah eklerseniz de artı 7 ateş hasarı ekleyecekmiş. Tamam, şimdilik burası da böyle. Şunları da organize edelim. En son olana bakmak için böyle kullanıyorum. Üst sıra tamam. Bir de oyunda şöyle güzel bir özellik var ki ben size onu şehirde göstereceğim. Ama yine de burada da söyleyeyim. Hayvana bunu veriyorsunuz. Mesela şu eşyaları. Şöyle. Ondan sonra mesela diyorsunuz ki şurada ev işareti var. Buna tıklıyorsunuz. Sen git bunları sat gel diyorsunuz. Şehirdeki adama bu ihtiyacınız olmayan şeyleri satıyor. Ne kadar ediyorsa getirip size parasını veriyor. Ya da diyebilirsiniz ki şurada shopping list var. Mesela buradan bana şurada mesela türünü seçiyorsunuz sağlık iksirinin. Buradan adedini belirliyorsunuz. Mesela 58 tane iksiri alabilirim mesela diyorsunuz. Yo, bakayım burada bir tanesinin değeri 58'miş. Pardon, 58 altınmış. Bana bir tane işte sağlık iksiri getir diyorsunuz. O parayı aldığı zaman parayla bir tane bu iksirden alıp geliyor. Buradan ne işaretlemişseniz hayvanı göndermeden onu yapıyor. Mesela burada şöyle ışınlanma alanı kapısı var, parşömeni 400 altınmış. Ya da böyle bir tanımlama parşömeni var ki bazı nesneler tanımsız geliyor. Sipariş verirseniz bu siparişler geliyor ama özel bir şey alacaksanız gidip bakmanız lazım. Ya da hepsini sattırıp gelmesini söylüyorsunuz. Siz savaşırken o gidiyor satıyor geliyor. Gereksiz nesnelerden oynarken kurtuluyorsunuz. Burayı temizlediğimize göre şimdi devam edelim kaldığımız yerden. Ve buradan şehre az kaldı sanırım. Şunları da temizle güzel. Arkamda da bir tane iskelet çıkmış. Beni de yakmış. Hatta yanıyor şu an. Canım azalıyor. Tamam. Şu an durdu. Dikkat etmek lazım. Şunları temizleyelim. Güzel. Altını da aldık. Şurada da var bir grup. Onları da alalım. Bakın yıldıza yaklaşıyoruz. Siz oynadığınızda haritanın yapısı değişik olabilir arkadaşlar. Onu da söyleyelim. Aynı diye bir şey yok. Şunları da halledelim. Bir de ölmüş biri var. Onun üstüne başına bakacağız. Güzel. Şununla bir bak bakalım. Altın çıktı biraz. Şurada bir pagoda var. Onu açalım. Yine altın çıktı. Ve buradan da şehire geçiyoruz ama geçmeden şuralara da bir bakayım. Herhangi bir şey var mı? İşte bakın o üst taraf dediğimiz yer böyle dolanarak geliyormuş. Ve buradan da görevin olduğu, yıldızın olduğu yer şehire gidip konuşmamızı istemişti. İşte oraya gidiyoruz ve şehire girmiş oluyoruz. Orada başlıyor. Burada da sandığın yerini gösteriyor ki biz onu açtığımız için sorun yok. Bir daha envantere son bir kez bakalım.
Neredeydi bizim hayvan? Hatta şöyle yapalım. Şuradan aç. Şunu da al. Bir sonraki turda ben bu hayvana git sat diyeceğim. Siz de görmüş olacaksınız. Buradan herhangi bir sipariş vermedim. Şurada biraz iksir bulmuş. Onları da bana geri ver diyorum. Şöyle tamam. Hatta ben sana şu manayı, çünkü büyü çok yapmayacağız, vereyim. Ama büyüye geçersem, hatta geçeceğimiz zaman gelecek, ben onu geri alayım. Dursun. Ve şimdi de bu şekilde gidelim. Ben onları size hayvana nasıl sattıracağımı göstereceğim. Şehire gir diyorum. Evet, şehir açılsın. Bu arada geçiş ekranında sol üstte ve sağ üstte karakteristik puan ve yetenek puanları varsa bekleyen size gösteriyor ki unutursanız buralardan hatırlatmış oluyorlar. Evet, şehire geldik. Önce konuş demişti. Bakın haritada soru işareti var. Bu altın renkliler ana görevler. Bunları mutlaka yapmak gerekiyor hikayenin devamı için. Şunu gidip verelim. Evet. Teşekkür ederim dedi. 280 altın verecek. 1400 deneyim. Bir de şuradan ben şu pistoli alayım. Güzel. Yeni bir görev daha veriyor sanırım. Güzel. Şurada bakın bir yeşil ünlem çıktı. Onunla bir görüşelim. Hemen şu taraftaymış. Evet. Seninle de görüşelim. Evet, görevi tamam. Burada da 893 altın, 2160 deney puanı. Şöyle bakın, şu nesne, hatta şöyle gösterelim. Bakın böyle bir omuzluk var. Bu normal. Buradaki omuzluk ise bir setin parçası. Rün ustası diye bir setmiş. 3 parçadan oluşuyormuş. Bunun omuzluğunu alırsak bize güce 4 katıyor. Çevikliğe de 3 puan katıyormuş. Ayrıca ikinci parçayı takarsak %3 saldırı hızımız artacak. Üçüncü parçayı da takarsak canımız %12 daha fazla olacak. Ki böyle özellikleri var. Bir de burada bakın yine Rune Master setinin bu sefer de botu var. Tabi bu üçünden birini verecek bize. Siz istediğinizi alabilirsiniz. Görevi tamam diyoruz. Yeni görev şu aşağıdan gidiliyormuş. Ayrıca bizim iki tane görev almış olduk. Altın görev de bu taraftaymış. Bundan aldığımız görev de yine bu taraftaymış. Savaş canavarlarının zırhı gibi bir şey adı. Tamam, öncelikle buraya gelelim. Şimdi şu arkadaşlar, şu geri dönüşüm işaretli karakter bizim fazla yetenek puanımızı siliyor. Sonuç taneyi demiştim, siliyor. Mesela bu diyor ki ben bu yeteneği silerim ama hiç altın istemiyorum. Tamam, sağ ol. Onu sildik. Artık yeteneklerimizi ona göre vereceğiz. Bu karakterin işi bu. Burada arkadaşlar bakın, şurada Tinye diye bir genel malzemeler satan bir dükkancı var. Yani esnaf. Şurada demirci var. Teo. Teos hatta. Şurada bizim sandıklarımız var. Şu hesabınızda kaç tane karakteriniz varsa hepsinin ortak sandığı. Bunu da bulduğunuz bir şeyi ona öteki karakterinize vermek için. Burası ise karakterin normal mesela sandığı. Şöyle açıyorsunuz. Ben hepsini tabii sıfırladığım için hiçbir şey yok. Bu da bu karakterin kendi özel sandığı. Mesela bulduğumuz pistole bir kıyaslayalım diğer ikisiyle. Bu bakın, onlar saniyede 18 hasar verirken bu 48 veriyor. Onun dışında onun hızı neymiş? 0,88 saniyede, yani 1 saniyeye yakın sürede bir atış yapıyor bu. 0,80. Bu daha hızlı. Onun dışında fiziksel hasarı 10'a 21 iken bunun 19'a 39. Zaten bunun saniyedeki hasarı çok yüksek. Ayrıca da artı 12 fiziksel hasar da ekstra özelliği var maviyle. Ek özelliği gelmiş. Bu da şöyle oluyor sanırım. Şimdi yeşilse böyle bir tane olabiliyor sanırım. Mavisi iki tane gibi böyle değişiyor. Ama tabii daha fazla da olabiliyor. Biz bunu şu sağ elimize alalım ki bu sağ elimdi sanırım. Bir bakayım. Görürüz şimdi şu. Solu bıraktı. Şu karakteri bir döndürebilir miyim? Şöyle bir döndür bakayım. Heh, şöyle bir aç. Şimdi bir yaklaş. Şimdi bakalım. Şunu al. Bu sağ eli o zaman. Tamam, buradan da görülüyormuş zaten ortadan. Şunu sağ eline al bakayım.
Güzel. Şimdi bunlardan biri fazla oldu. Ben bunu yine hayvana göndereceğim. Şöyle. Fazlaları satacağız. Elimizdeki altın 694. Tamam, bunlara bakacağız. Şimdi şuradaki genel malzeme satana bir gidelim. Şimdi bir, buradan silah kısmını seçiyorsunuz. Silahlara bakıyorsunuz. Kalkan kısmında varsa kalkan. Mesela şurada silah hiç satmıyor bu. Şöyle kalkan hayvan için tasma ve işte kolye gibi şeyler satıyor hayvan için. Onun dışında iksirler satıyor ve bir de dinamit satıyor. Bu haritalarda balıkçılık noktaları var. Orada kullanabiliyorsunuz ama pek çok hakkınızı bitiriyor. Balık tutma hakkınız oluyor çünkü. O yüzden bunu kullanmayı çok tavsiye etmiyorum ama çok çabuk işi bitiriyor. İksirler, parşömenler yine var. Bunlar da nasıl diyelim, büyülere karşı, mesela elektriğe karşı 5 dakika artı 40 zırh katıyormuş. Özellikle büyük bir boss'la savaşacaksanız, elemental saldırıları varsa şunlardan birer tane alın. 5 dakika boyunca sizi korurken saldırın mesela. Onun dışında da burada sattığınız nesneleri gösteriyor. Buna bir şey satmadık tabii. Diğerine bakalım, demirciye neleri var. Demirci de gördüğünüz gibi çeşit çeşit yine nesneler var. Mesela bunlar sıralanmışlar. Mesela neler var? Başa kılıçları koymuş. Sonra şu baltalar var. Balyoz falan. Ben tabancalara bakacağım. Şuradan geldim. Şurada bakın, büyülenmiş bir pistol var ama bu 841 altınmış. Şu çarpı işaretleri bir şeyin yetmediğini gösteriyor. Mesela seviye 9 olmalıymışız ya da çeviklik 27. Altınımız da zaten yetmiyormuş gibi. Şöyle bir baktığımda yetene baktım şuna. Benimkiyle kıyaslayınca şundan daha iyi ilk başladığım silahtan ama şu an almayacağım. Bir de diyelim ki şunu yapabilirsiniz. Siz buraya geldiniz, bir şeyi beğendiniz ama satacak bir şeyiniz de yok. Şöyle bir şey var. Burada bir balık tutma noktası var. Şurada. Yani şurası ışınlanma alanı, pardon, şurası. Geliyorsunuz, buna tıklıyorsunuz. Burası tam ayarlıyorsunuz. Çizgi tam geldiğinde parlıyor zaten. Bekliyorsunuz. Doğru zamanda şurada tıklıyorsunuz ve çekiyor. Ne çıktığı burada yazıyor. Tünel köpek balığı diye bir şeymiş. Hatta şuradan açalım envanteri. Şöyle göster bakayım balıkların olduğu yer. Şu parşömen kısmına düşüyor. Bunları satabiliyorsunuz ki normal balıklar ucuz. Altın balık bulursanız onlar çok altın ediyor. Hatta size onu da göstereceğim. Bir daha tut diyelim. Bunu tabii bir de şöyle ayarlarsanız, bunun bir ayarı vardı. Tam buraya denk getirirseniz tut ve çek daha kolay oluyor. Bu balıklar da şu işe yarıyor. Mesela bu diyor ki bunu yersek köstebek canavarına dönüştürüyormuş hayvanımızı sanırım. Şöyle bir göstereyim size. Mesela 5 dakikalığına çeviriyormuş. Şöyle yap dedim. Bakın mesela oldu. Şu an şöyle bir canavara dönüştü. Şu sol üstten görebilirsiniz. Bakın 5 dakika sonra değişiyor. Bunların daha uzunları da var. 15 dakika ya da ne bileyim işte sınırsız. Sınırsız yaparsanız ve tekrarlamaya dönmek istiyorsanız böyle sınırlı bir balıktan bir tane yedirin sınırsızken, 5 dakika sonra mesela diyelim ki bu neye çeviriyormuş, örümceğe çeviriyormuş, 5 dakika sağ tıkladım. Şimdi sınırsızken çevir dedim, bakın bir örümcek yaptı. 5 dakika sonra eski sınırsıza dönmüyor da tekrarlamanıza dönüyor mesela, ya da ne hayvan aldıysanız başta. Bunlar da değişik hayvanlar için kullanabilirsiniz ki bunların da her birinin tabii ki kendine has özelliği var. Şöyle gösterelim. Mesela bakın bu nazarı 23-30. Şunu seçersen 5 dakika yine köstebek canavarı. Bunun aynıymış ama işte bunların değişebiliyor. Size onu söylemek istedim. Devam edelim. Şu altın balıktan bir tane yakalayabilirsen bu bölümde, size onu da göstermiş olayım. Devam et. Hatta ben şunu size dediğim şekilde ayarlayabilirsem daha güzel olur. Ama sonra bakarım ona. Zaten şu karakteristik puanlara da bakacağım. Bir sonraki bölümde bol bol savaşacağız. Ne geldi? Büyük bir kemik balığı gelmiş. Bu da neye çeviriyormuş? İskeletin üst yarısına dönüştürüyor hayvanımızı. Onu da göstereyim size. Bakın şimdi ya buraya doğru gelir, görürsünüz.
iskeletin üst yarısına dönüştü. O da 5 dakika. Öyleyken verdiği hasar neymiş ona da bakalım. Bakın şuradan da görebiliyorsunuz. 26'ya 37'ymiş mesela. Bakın şöyle geziyor. Bu ne yapıyormuş? Bu da çakal canavarına dönüşüyormuş. Yani çakala dönüşecek. Şöyle. Bakın çakal oldu. Şöyle tipinde görürsünüz. Güzel. Devam. Şu altın balığı bulursam onu da satacağız. Göreceksiniz ne kadar değerli. Burada da işte bu şekilde hem balık tutarak bunları da yapabilirsiniz. Ayrıca balık dışında şeyler de geliyor. Bazen giyim kuşam nesnesi geliyor. Bazen büyü çıkabiliyor. Bu büyüleri de kullanabiliyorsunuz karakterinize ya da hayvanınıza. Onu da göstereyim size. Şöyle çek bakayım. Burada balık görünmesi önemli değil. Farklı bir şey çıkabilir. Mesela şu dikkat ederseniz bu Varşnut, bu da Big Varşnut. Mesela bu 5 dakikalığına savaş canavarına dönüştürüyormuş. Bu da 15 dakikalığına. İşte ben bunu seviyorum arkadaşlar. Bunu kullanıyorum genelde. Hasarı yüksek oluyordu. 23-34 bakın mesela şöyle çakalken böyle 37-61. Şu işte. Gezerken göreceksiniz şu 15 dakika çeviriyormuş. Gibi bunları kullanıyorum ben aslında. Hatta bunun sınırsızını bulursam onu da kullanıyorum. Hayvanımı bu şekilde değerlendiriyorum. İleride farklı şeyler de çıkıyordu. Mesela örümcek yumurtaları çıkıp örümceğe çeviriyordunuz. Zehirli örümcek mi neydi? Yapabiliyordunuz gibi şeyler de var. Tabii ki karakteri geliştirmek, farklı alanlara ulaşıp yeni haritalar açmak da lazım. Şu Frenzy, bu 5 dakikalığına hem hareket hızınızı hem de saldırı hızınızı %33 arttırıyor. Savaş sırasında kullanabilirsiniz böyle şeyler. Balık tutup. Şu altın balıktan bir tane yakalarsam ki onu da çok sık denk gelmiyor tabi. Hadi şöyle 5 tane daha tutalım. Olmazsa da sonra çıktığı zaman ben size göstereceğim. Devam. 4 tane daha tutalım. Bu arada bu da farklı bir balık. Onu da göstereceğim ne olduğunu. 4 tane daha tutalım. Bakalım denk gelirse size onu da göstereceğim. Bu arada bu Larchmut diye bir balık. Bu da ne yapıyor? 15 dakikalığına mimik diye bir yaratığa çeviriyor. Onu da göstereyim size hatta. Şöyle. Bakın bir sandığa dönüştü. Sandık şeklinde bir canavar. Bu şekilde saldırıyor. 30'a 47 hasarı var. Şu da örümceği çeviren balıktan. Devam edelim. 3 balık daha deneyelim. Altın balık çıkarsa onu da göstereyim size. Evet, bakalım ne geldi. Bu da şunun büyüğü. Bu bakın şu çakala çeviriyordu 5 dakika. Bu da 15 dakika. Bu big yazıyor. Tabi sınırsızlar için daha büyüğünü yakalamak lazım. Ki onlar belki başlarda çıkmıyor da olabilir. İleriki seviyelerde çıkıyor da olabilir, emin değilim. Belki başlarda da çıkıyordur. Burada da yine tünelin büyüğünden çıktı. Bu da 15 dakikalığına şu köstebeğe çeviren. Hadi iki balık daha tutalım. Kaç oldu saymadım ama bir ya da iki hakkım daha kaldı. Kendimize verdiğimiz. Çıkmazsa da sonra bulduğumda gösteririm size. Hadi son bir tane daha deneyelim. Bakalım ne gelecek. Evet, çakal balığından geldi. Bunları da hayvana yine vereceğim. Al diyorum. Şu hariç bu savaş canavarını kullanırız. Şunları komple ver. Tamam. Burada başka şehirde göstereceğim size. Şuralara baktık. Değişik şehirler sonraki ileriki kısımlarda gelecek. Tamam. Şuradan devam edeceğiz ve yeni alana gireceğiz. Ama arkadaşlar bunu bir sonraki bölümde şu istatistik puanlarını da yani karakteristik puanları, yetenek puanımı nasıl dağıtacağıma bir karar vereyim. Bir sonraki bölümde göstereceğim. Hem de gitmişken hayvanı gönderip satmaya geri göndereceğim. Onu da göreceksiniz. Bir sonraki bölümde maceraya, aksiyona gireceğiz.
İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Eğer beğendiyseniz ve bana destek olmak isterseniz video beğenebilir ve kanalımıza abone olabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.